Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizi böyle rengarenk, cıvıl cıvıl bir iple karşılıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün geçenki videomda size söz verdiğim gibi yapmış olduğum bu lale modeli çantamızı sizinle birlikte yapacağız. Ben bunu böyle renkli yaptım. Toplam 1, 2, 3, 3 renk kullandım. Açık mavi, koyu mavi, bir de beyaz renk kullandım. Bunu bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu ebru ipten yapacağım. Bakın, çok da güzel renk. Her rengi var bunun. İpimizin markası Lenosa Armonique Jack. Koton marka bir ip kullanacağım. Toplam 200 gram bir ip. 430 metre. 2,15 milim. Ve tığımda şöyle göstereyim. 4,5 numara. 2,75 milim bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Ben burada kolaylık olsun diye toplam 12 sıra çantamızın alt kısmını yaptım. Çünkü bunda hiçbir değişiklik yok. Sadece şu ortadan başlayıp sırayla devam ediyoruz. 12. sıraya kadar ta ki 12. sıradan sonra çantamızın şekli ortaya çıkıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Sizinle birlikte çantamızın şu başlangıç kısmını yapacağız. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Toplam 6 adet zincir çekeceğiz. Hemen şöyle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de kapatmak için çekiyorum. 7. Hemen ilk çekmiş olduğum zincirin içerisine batıyorum. Zincirimi kapatıyorum. Kaydırma yöntemiyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen halkamın içerisine şöyle göstereyim. Üçerli trabzan yapacağız. 3 trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yuvamın içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 3. Tekrar 2 zincir, 1, 2 ve 3. Bu şekilde üçerli 4 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine bunu kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle bir saniye. Evet, battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen trabzanımın üzerine 2, hemen yanındaki boşluğa 1, 2 trabzan, 2 zincir. Tekrar aradaki boşluğa hemen yanına 2 trabzan daha yapıyoruz. Bu köşelerden artırarak ilerleyeceğiz modelimizi. Hemen direkt trabzanımızın üzerine batıyorum. Burada sayımız artacak. 2, 4, 5. Ve hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. 6, 7 trabzan oldu. 3 trabzanla başlamıştık. Şimdi 7 trabzan oldu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Tekrar trabzanlarımın üzerine batıyorum. 2, 4, 5 ve hemen yanındaki boşluğa 1, 2, toplam 7 trabzan olmuş oldu. 1, 2 zincir çektim. Bir,
iki trabzan aynı yuvaya. Toplam 4 trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar trabzanların üzerine, her birinin üzerine bir trabzan yapıyorum. Evet, köşeme geldim. 1 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 1 2. Evet, 2 trabzan yaptım. Bu köşeye bağlantı olacak. Hemen şöyle ilk trabzanımın tepesine bunu kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Köşelerden artırarak ilerleyeceğiz. İki, üç, hemen yuvamın içerisine iki trabzan, iki zincir, tekrar aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum. Ve hemen ilk trabzanın tepesinden batmaya başlıyorum ve her bir trabzanın tepesini bir trabzan yapıyoruz. 2 4 oldu. Şimdi 5 6 7 8 9 ve hemen köşeye geldim. Yuvamın içerisinde 2 trabzan yaptım. Toplam 11 trabzan oldu. Bu şekilde arkadaşlar 12. sıraya kadar sadece şu köşelerde ikişer trabzan, 2 bu köşeden, 2 zincir, 2 de bu köşeden trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra her bir trabzanın tepesine bir trabzan batarak bunu bu şekilde 12. sıraya kadar devam ediyoruz. 12. sıraya geldikten sonra değiştirmeye, artık çantamızın şeklini oluşturmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi elime ben bu küçük çengelli iğnelerimi aldım. Sizler de dilerseniz varsa bundan, yoksa bir ip de geçirebilirsiniz. Şimdi modelimizin tam ortasını bulacağız sayı olarak. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 42'nin yarısı 21 yapıyor. Hemen 21'i bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Evet, 21'i bulduk. Hemen şuraya, tam ortaya iğnemi takıyorum. Şimdi ben bunun hepsini takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hepsinin tam ortalarını taktım. Sayımı buldum. Sizler de elinizin sayısına göre sizin ilmeğiniz kaçta bitiyor, ona göre tam ortasını buluyorsunuz. Tam ortasına böyle çengelli iğne veya ip geçirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? İpimi burada bitmişti modelim. Kopardım. Şimdi köşeden başlıyorum. Evet, hemen şu ilk köşeden başlıyorum. Hatta mora mı denk getirsek? Şöyle ipimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk trabzanımı yaptım. Zincirli 2 trabzan olmuş oluyor. Ve hemen ilk sıraya başlıyoruz. 1, 2, köşelerde artıracağız. Ortada takmış olduğumuz çengelli iğnelerin yerinde de keseceğiz. 2, sayımıza dikkat edelim. Sayı yanlış olursa denk gelmiyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 15 16 17 19 20 Şimdi geldik buraya. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim hemen. Bunu kapatmayacağım. 19'da durdum. Burada ilmeğimi yapıyorum. 1 Kapatmayacağız. 2 3 3 trabzanın 3'ünü birden kapatıyorum. Tek bir ilmek olacak. Şöyle hemen bakalım. Bu ilmeğimizi örmüyorum. Direkt atlıyorum. Zinciri tığımın üzerine aldım. Hemen ilk yakaya battım. 1 2 Kapattım. Ve bu şekilde tekrar köşeye kadar gidiyoruz. Kaç oldu? 4 5 Ben bu köşede de aynı şekilde yapacağım için şu sıraya kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yine kesim yerine geldim. Saydım, şu sayılara dikkat edin. Toplam 22 adet olacak. 22 trabzan. Bu tarafta 22 trabzan da bu tarafta olması lazım. Ortalardan kesip köşelerden ikişer tane artırıyoruz. 2-4 tane köşeden artırıyoruz. 2 buradan, 2 buradan, 2'şer tane de buradan kesiyoruz. Şimdi ben 20 yaptım. 21 22 23 Şimdi ne yapıyorum? Bu üçünü birden topluyorum. Burada bir tane bırakıyoruz. Bir tane de ilmeğimiz takılıydı burada. Hemen atlıyorum. Buraya geldim. 1 2 İkisini birden kapatıyorum. Ve tekrar örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sayılara dikkat edelim arkadaşlar. Her ilmekte sayarak gidelim. Bir ilmek eksik, bir ilmek fazla olursa köşeler denk gelmiyor çantamız. Ben şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Çantamız bombelenmeye başladı bile. Ben şöyle bir iki sıra daha gidip geleyim. Ortaları bu şekilde, bakın. 1-2 sıra gittim ben. 2 sıra kesim oldu. Şimdi bu şekilde zaten toplam 15 sıra gideceğim. Bunda 15 sıra yapmışım. Tam burada bitmiş. 15. sırada bitirmişim. Bunu da yine aynı şekilde 15. sırada bitireceğim. Dediğim gibi buralarda bakın 3 ilmeği bir topluyoruz. Burada da 2 tane ilmeği bir topluyoruz. Arada şöyle göstereyim. Arada ilmek atlıyoruz ki çantamız böyle içe kıvrık olsun. Şöyle göstereyim.
bu şekilde. Şu an tam şekli çıkmadı. Birkaç sıra gittikten sonra zaten şekli ortaya çıkacak. Ben şöyle birkaç sıra gideyim, tekrardan size göstereyim. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi toplam 14-15 sıra ördüm çantamdan. Şöyle yine ben bir sayayım. Hala iğnelerimi burada çıkartmadım. Sayıyı saymak için, kaç sıra yaptığımı bilmek için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra yapmışım. Bayağı bir uzun olmuş. Şöyle göstereyim. Büyük olsun, her işimize yarasın. Diğeri küçüktü, bunu biraz büyük yaptım. 15 sıra yapmıştım diğerini. Bunu 20 sıraya tamamlayacağım. Şuraya şu kısmını modelde gördüğüm gibi, ya ister yapın ister yapmayın, fıstık yaptım. Bir değişiklik olsun, değişik bir hava katsın diye. Çantaya biraz kendimden bir şeyler kattım. Modeldeki gibi değil, kendi zevkime göre, kendi tarzıma göre bir şeyler yaptım. Bu şekilde kolaylık olsun diye püsküllerimi de hazırladım. Hemen sapına takacağım bunu. Çantamızın sapını da yaptım. Şöyle göstereyim. Sadece birini yaptım. Diğerini sizlerle birlikte yapacağım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Burada kısa bir şekilde göstereceğim sapını. Sapı için ayrı bir video çekeceğim. Çanta sapı videosu olarak onu ayrı bir şekilde yayınlayacağım. Hemen bu videodan sonra. Öylelikle daha rahat izlersiniz. Çanta yapımını öğrenmiş olursunuz. Tabii bunu muhakkak herkes biliyordur. Tabii bilmeyenler için bizim amacımız. Bir de ben de çanta yaparken en çok aradığım çanta sapı modeli. Sizler de muhakkak arıyorsunuzdur. O yüzden bir kolaylık olsun diye bunun videosunu ayrı bir şekilde sizlere atacağım. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Hemen ben şöyle bunu da kenara alıyorum. Şöyle bir değişiklik daha yaptım. Dur onu da göstereyim. Çantamın hemen üzerine şöyle güzel bir siyah gül yaptım. Bunu da şöyle bir köşeye dikerim. Pembe gülüm var, siyah var, mavi var ama benim en çok siyah hoşuma gitti. Çünkü siyah boncuk kullandığım için bu gülümün içine de yine bu boncuklardan bir tane ekleyeceğim. Siyah inci. Bu şekilde çantamızı tamamlayacağız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 19. sıradaydım. 20. sırada şöyle tığımı takıyorum. 20. sıramızı sık iğne yapacağız. Burada hiçbir işlem yapmadan şöyle hemen batalım. Bu sırayı komple sık iğne yaparak tamamlayacağım. Sık iğne yapmaktaki maksadımız çantamızın ağız kısmının sarkmaması, gevşememesi için, daha sık olması için. Şimdi burası tam orta kesim kısmı olduğu için yine burada aynı şekil kesime devam edeceğim. Bakın buradan, buradan ve buradan üçünü bir şöyle yapalım. İkişer ikişer alalım. Tekrar bunu atlayacağım. Ortadakini atlıyorum. Hemen yanındaki ve onun yanındakini, bu orta köşelerde kesim yaptığımız yerleri yine aynı şekil yaptım. Sonra devam ediyorum sık iğne yapımına. Bir de bu sık iğne bittikten sonra en son sıramızda çantamızın bu uç kısmına ters örgü tekniğiyle çantamızı bitireceğiz. Ki çantamızın ağız kısmı dediğim gibi daha sıkı ve sağlam olsun. Gevşeme yapmasın. Açılma yapmasın. Bu şekilde arkadaşlar ben bu sıramı da tamamlayıp hemen bir üst sırada son sıramızda tekrar geliyorum. Çantamızı da ölçeceğim mezurayla. Kaç santim olmuş, ne kadar ebatta, onu da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bir sıra sık iğne gittim, geldim başlangıç noktama, geldim bir zincir çektim. Şimdi ne yapacağız? Ters örgü tekniğiyle geri gideceğiz. Bakın bir zincir çektim, hemen ilk
olabilir ama şöyle dur bir saniye. Bir tane daha çıkacağım. Elim sıkı olduğu için zincirler ufak geliyor. Şöyle bir sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum. Bakın bu şekilde tekrar bir zincir, bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum. Hemen yanına bir sık iğne. Çanta hızlarında o kadar güzel oluyor ki bu model. Ben diğer çantama da yaptım bu şekilde. Çantalarımızın ağız kısmı daha sıkı, daha ve şık ve daha güzel oluyor. Bu şekilde bir zincir, bir tane atlıyorum, bir sık iğne, bir tane atlıyorum, bir sık iğne, bir tane atlıyorum, hemen köşeye geliyorum, bir sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum. Bakın çok da değişik oldu, burgu tekniği gibi. Şöyle yakından göstereyim. Ben çok beğendim. Daha sıkı, daha şık, daha gösterişli oluyor. Ben bu şekilde bu son sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamızın üst kısmını da bitirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çantamız hazır. Şimdi ne yapacağım? Şimdi çantamın sapını dikeceğim. Böyle iğnemi geçirdim. Bakın bu sapı ben çok sevdim. Bildiğiniz hazır çanta sapı gibi aynı. Bu şekilde bakın. Bunu buraya oturtacağım. Tam şu şekil denk gelecek. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen aynı yerden tekrar batıyorum ki ipim görükmesin. Mağazada 200 milyon bu çanta. Biz 25 milyona mal ettik. Evet, hatta ipim arttı bile. 200 gramlık bir ip almıştım. 25 TL'ye koton ip. İpim bayağı bir arttı. 50 gram vardır. 150 gram ip gitti. Ben bu şekilde çantamın sapını dikip, çiçeğini dikip hemen geliyorum. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, ben çantamın sapını diktim. Şöyle göstereyim. Gülümü diktim. Bu sapına, bu tarafına gül diktim. Bu tarafına da bu şekilde püsküllerini taktım. Bakın çok da güzel oldu. Sizler de istediğiniz yapabilirsiniz. Ben biraz süslü sevdiğim için illa bir şeylere süsleyeceğim. Şimdi arkadaşlar iğnelerimi de söktüm. Şöyle çantamı mezurayla bir ölçelim bakalım. Kaç santim olmuş? Hemen şu orta kısımdan ölçeceğim. Evet. Toplam 31 santim. Şöyle göstereyim. Bakın. Hatta şöyle biraz üstü alalım. Evet. Orta kısmımız 31 santim. Şöyle enine bakalım. Yani uzunluk. Enine bakalım. Çantamızın eni. Şöyle gerdelim. Eni de 32 santim arkadaşlar. Bakın toplam 32 santim. Tabi alt kısım biraz daha dar. Alttan genişleterek gittik çünkü. Şöyle bakalım hemen. Görünüyor mu? Evet. Alt kısmımız 25. 25 santim. Hemen biraz daha aşağıya gidersek. 15 santimle başlamışız. En uç kısma çıkıyorum şu an. Ağız kısmına. Çantamızın şöyle tutalım.
35 santimle bitirmişiz arkadaşlar. Gayet iyi, şık, uzun, güzel bir çanta. Bir de şu uzun kısımlarından ölçeyim. Bu kısımda 35 santim. Şöyle bakalım. Evet. Güzel. 35'e 35. Şimdi arkadaşlar çantamızın diğer sapını hemen şöyle sizinle birlikte yapalım. Kısaca göstereyim. Zincir başlayarak, zincir çekerek başlıyorum. Bir, şöyle görünüyor mu? İki, ipimiz ebruli olduğu için bu seferki sap kısmımız turuncuya renk geldi. İki, dört, beş, bir tane de batmak için altı. Evet. Şöyle. Her bir zincirin tepesine bir sık iğne. İki, üç, dört, beş. Bir tane daha batıyorum. Çantamız büyük olduğu için ipim ince olsaydı 10 tane yapardım. Buraya inatlaştı. İşte elimiz sık olduğu için 6 tane bir sık iğne çektim, geri döndüm ve her bir sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Toplam 6 sık iğne yapacağız. Bu şekilde 5 sıra gideceğim. Evet. 5 sıra gittikten sonra artık yuvarlamaya başlayacağız, kapatacağız. Ben 5 sırayı tamamlayıp yuvarlama kısmında tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 5 sıra yaptım. Şimdi geldim. Burada ne yapacağız? Şöyle göstereyim hemen. Bir tane zincir çektim. Hemen bunu en baştaki sık iğneme batıp kapatıyorum. Çekme işlemi yaparak. Sonra her bir, şöyle göstereyim. Her bir sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak döneceğiz. Şöyle. Bu şekilde 2 3 4. İlk sıra biraz zor oluyor. 5. Bakın. Hemen şu ilk battığımız yer. 6. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Çok kolay, yapımı çok kolay, çok da hızlı ilerliyor, çok çabucak bitiyor ve çok da şık duruyor çantalarda ve sıkı olduğu için de sarkma yapmıyor. Arkadaşlar ben bu şekilde çantamın sapını tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben çantayı bitirdim. Gördüğünüz gibi ikinci sapını da ördüm ve diktim. Bu şekilde süslemelerimi yaptım. Şimdiden deneyecek olanlara, örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Umarım anlatabilmişimdir, yardımcı olabilmişimdir. Anlamadığınız, takıldığınız bir yer olursa bana Instagram hesabından, Facebook hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki modelde, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.